Mutlu Akşamlar TV'lik ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 28 Ocak 2024 Pazar, günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. İstanbul Sarıyer'de bir kilisede silahlı vurulan kişi hayatını kaybetti. Santa Maria Kilisesi'ne gelen maskeli iki kişi içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı ateş açtı. Ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet mensubu ve sağlık ekibi sevk edildi. Soruşturma ise devam ediyor. İstanbul'da Sarıyer'de bir kilisede silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Sarıyer'de Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen maskeli iki kişi içeride düzenlenen ayin esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ateş açtı. Saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Bildiğimiz, gördüğümüz şu: içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye, vefat eden bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Dolayısıyla da bunun üzerinde polisimiz çalışıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Herkes görevini yapıyor. İnşallah faillerde bulunup adli makamlara çıkartılacaktır. Biz teşekkür ederiz. Saat 11'de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Öncelikle ben başımız sağ olsun diyorum. Biraz sonra valimiz de orada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ama bütün cemaate başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi Anton Bulay ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesnak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibi Anton Bulay ile telefonda görüştü. Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atıldığını bildirdi. Anton Bey, başınız sağ olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Tabii. Ama işte her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Ve bu tür caniler de tabii gerçekten günahsız insanları da bu tür bedeller adeta ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber durumda. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı dileklerini iletti. Başsağlığı dileklerimi bütün cemaate lütfen iletirseniz memnun olurum. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında ayine katılanların içinde bulunan CT, maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından hastanede incelemelerde bulundu. Tedavi gören çocukları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından hastanede incelemelerde bulundu. Tedavi gören çocukları ziyaret etti. Duyma hormonu nedeniyle yattık. Sağlamlarda daha
Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Erdoğan, çocukların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Yani bu hastamızda Melike Sarıtaş, acil servisindeki ilk tedavisinden sonra. Yine gelen üzerinden Allah razı olsun herkesinden. Ellerinden gelen tüm çağrılarla gösterdiler. Buraya geldiğinde şeker komasındaydı. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı, ailelere hastaneyi nasıl bulduklarını, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde ışıklı, çakar lambalı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuata izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çakarlı diye tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 807 sürücüye tam 5 milyon 186 bin lira para cezasının uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 1 ila 26 Ocak tarihlerinde ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Denetimlerde tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı veya sesli uyarı cihazlarının söktürüldüğünü belirten Yerlikaya, bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandığını ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Işıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan ya da emniyet şeridini ihlal eden sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek ifadelerine yer verdi. Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programına Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program İl Müftüsü İsmail Çiçek'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kahvaltı programında bir konuşma gerçekleştiren Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu İl Başkanı Nurettin Korkmaz, derneğe üye olmayanların dahi taleplerini geri çevirmediklerini ifade etti. Biz Ordu'lu hiçbir şehit ailemiz ve gazimizin bize ilettiği talebinde üyemiz olma şartını ortaya koymadık. Elimizin uzandığı, gönlümüzün yettiği ve kanunlarımızın izin verdiği her talebi Sayın Valimize ve Sayın Valimizin uhdesinde ilgili bütün kurumlara iletip takipçisi olun. Başkan Korkmaz, il protokolüne teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlgüler'e hepinizin huzurunda Ordu'lu şehit ailelerimize, gazilerimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Bir kez dahi olumsuz cevap vermeyen zor zamanların gönül insanı Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e de Ordu Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına gönülden şükranlarımı sunuyorum. İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerine Sayın Valimiz nezdinde camiamız adına gönülden teşekkür ediyorum.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de ordunun şehitler açısından Türkiye'de ilk 3'e girdiğini vurguladı. Ve ordumuz da Türkiye'de ilk 3'e giriyor şehitler açısından. Vatansever ve fedakar bir il ve anıtını yaptığımız şehitler anıtında da 16 cephede 1438 tespit edebildiğimiz şehit var. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler, şehit ve gazi yakınlarına seslendi. Sizler için ne yapsak hakkınız ödenmez dedi. Güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz ama ne yapsak ödeyemeyiz. Çünkü siz canınızla, yakınlarınızla ve aynı zamanda vücudunuzun en önemli organlarıyla, varlığınızla bu derneğe üye olmayı hak eden Allah'ın sevgili kullarısınız. O bakımdan biz size sadece hizmetle yükümlüyüz. Bununla ilgili çalışmalarımızı hiç azaltmadan artırarak yapacağız. Kahvaltı programı süresince Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, şehit ve gazi ailelerinden gelen talepleri de geri çevirmedi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı. Canlı yayında Türkiye gündeminin manipülasyonundan bahseden Enginyurt, asıl gündemin emekliler ve kamu işçileri olması gerektiğini söyledi ve devam etti. Ülkenin gündemi sürekli değişiyor ama gündeme alınması gereken, gündemde konuşulması gerekenler maalesef konuşulmuyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı. Canlı yayında Türkiye gündeminin manipülasyonundan bahseden Enginyurt, asıl gündemin emekliler ve kamu işçileri olması gerektiğini söyledi ve devam etti. Gündem ne olmalı? Israrla gündem emekli olmalı. Gündem ne olmalı? Israrla kamu işçileri olmalı. Asgari ücretli olmalı, kiralar olmalı, ehliyet affı olmalı, karayollarında, belediyelerde taşeron olup kadro bekleyenler olmalı. Emeklilikte bir günden 17 yıl kaybeden insanımız olmalı. Staj ve çıraklık mağdurları olmalı. 7200 gün Bağkur esnafına söz verilip de yerine getirilmeyen sözler olmalı. Gündem ne olmalı? 3600-5000 gün üzerinden emeklilik hayali kurup, borçlanıp, bankadan kredi çekip ama emekli olamayan insanımız olmalı. Ama maalesef biz gündemi hep başka işlerle uğraşıyoruz. Cemal Enginyurt, Müge Anlı ve Esra Erol'un programları ülkede daha çok gündem ifadesini kullandı. Akaryakıt zamlarını ve faizleri işaret etti. Emin olun Müge Anlı'nın programları, Esra Erol'un programları emekliden, işçiden, açlık, sefalet, yokluk çekenden daha fazla gündem oluyor. Nasıl bir Türkiye olduk arkadaşlar? Nasıl bir memleket olduk? Benzine yine zam geliyor. Mazota yine zam geliyor. 1 lira 38 kuruş. 41 lira olacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin motorunda rekoru kırılacak. Faiz haram etti, faiz düşecek dedi. Ne olduk biliyor musunuz? Faizde dünya lideri oldu. Bölgemizde yeşil altın olarak bilinen ve önemli geçim kaynağı arasında yer alan fındık, sürülebilir yağ olarak sofralarda yer almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından besin zincirine yeniden kazandırılacak bir çalışmaya imza atıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Türker Sarıcaoğlu, fındık posasından alınan proteinlerin sürülebilir yağ olma yolunda ilerlediğini söyledi. Fındık, özellikle Karadeniz bölgesinde iklim ve toprak koşullarının uygun olması nedeniyle yetiştirilen Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Bölgemizde yeşil altın olarak bilinen ve önemli geçim kaynağı arasında yer alan fındık, sürülebilir yağ olarak sofralarda yer almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından besin zincirine yeniden kazandırılacak bir çalışmaya imza atıldı. Yağ alındıktan sonra küspe veya kek olarak artık bir ürün haline dönüşmektedir. Bu artık üründe
oldukça yüksek düzeyde protein bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz kapsamında yağı alınan bu fındık küspesinden proteinler izole edilecektir. Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Türker Sarıcaoğlu, fındık postasından alınan proteinlerle yürütülen projede sürdürülebilir yağ olma yolunda ilerlendiğini ifade etti. Aynı zamanda izole edilen ve fonksiyonel özellikleri iyileştirilen proteinler sürülebilir formda zeytinyağı üretiminde de kullanılacaktır. Böylelikle zeytinyağı kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir ürünü olacak ve aynı zamanda bitkisel yağlardan margarin benzeri bir yapının elde edilmesi de söz konusu olacak. Proje aynı zamanda TÜBİTAK Ardep 1001 tarafından da destekleniyor. Öte yandan Doçent Doktor Sarıcaoğlu, tarım atıklarının geri dönüşümünde ekonomiye fazlasıyla katkı sunulacağının altını çizdi. İnovatif yaklaşım, tarım atıklarının geri dönüştürülmesi ve ekonomik değere tekrar kazandırılması konusunda yeni fırsatlar sunacak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakma amacına hizmet edecektir. Bunun yanı sıra gıda endüstrisinde potansiyeli yüksek yeni bir ürün kazandırma ve bu ürünün kullanım olanaklarının incelenmesine fırsat tanınacaktır. Ordu çevre illere nazaran metrekare bazında arsa ve inşaat maliyetleri arasında en yüksek olan illerden bir tanesi durumunda. Gayrimenkul uzmanı Bora Tepe'de konut satışlarındaki son gidişatı değerlendirdi. Konut kredilerinde son bir yıldır faiz oranlarının yüksekliğini hatırlattı. İşler artık yavaşladı dedi. İnşaat maliyeti, yani genel ülke bazında inşaat maliyetleri aşağı yukarı belli ama arsa maliyetleri bizim bölgemizde çok yüksek. Ordu çevre illere nazaran metrekare bazında arsa ve inşaat maliyetleri arasında en yüksek olan illerden bir tanesi durumda. Arsa maliyetleri bizim bölgemizde çok yüksek. Yani örnek veriyorum, bir Samsun'la kıyasladığınızda hani oradaki rakamlarla buradaki rakamların arasında ciddi farklar var. İnşaat maliyetiyle beraber arsanın maliyeti de yükseldiği için müteahhit de bu işi kar amaçlı yaptığı için onu da kar oranını işin içerisine koyduğunuzda metrekarede 25'ler 30'lar konuşulmaya başlıyor. Yani 25 lira metrekaredeki demek, yani 100 metrekare evin 2,5 milyon liraya satılıyor olması demek. Aynı şekilde Giresun'da bizim gibi. Giresun'da arazi kısmı, yani arsa kısmı biraz daha sıkıntılı. O bölge arazi bulmakta daha ciddi problemler yaşıyorlar. Bu da haliyle fiyatlara yansımak durumunda kalıyor. Gayrimenkul uzmanı Bora Tepe, konut satışlarındaki gidişatı değerlendirdi. Konut kredilerinde son bir yıldır faiz oranlarının yüksekliğini hatırlatan Tepe, işler artık yavaşladı dedi. Valla konut tarafında şöyle, yaklaşık bir seneden beri konut kredisi olmamasından kaynaklı işler artık bayağı yavaşladı. Burada konut kredisi insanların can suyu diyebilirim. Genelde konut kredisi olmadan alım satım çok zor oluyor. İnsanlar mutlaka bir finansal kaldıraç ihtiyacı duyuyorlar. Konut kredisi de yok. Yani yok dediğim, hani çok yüksek. 2.80-2.85 bandında şu an konut kredisi faiz oranları. Bu da ciddi bir ödeme yükü getiriyor. Yani 1 milyon liraya 70 bin lira civarında falan bir aylık ödeme var şu an. Tabii bu hani rakamları ödeyebilecek kişi sayısı da çok az. Bir de banka tarafında, hani yatırım tarafında, banka tarafında mevduat faiz oranı çok yüksek. Mevduatın yüksek olduğu dönemlerde bu tarz sıkışmalar genelde olur. İnsanlar yatırımlarını bankada değerlendiriyorlar. Mevduattan ciddi bir faiz aldıkları için şu an konut alımını arka plana bırakıyorlar. Gayrimenkul uzmanı Bora Tepe, konut satışlarının eski hareketli günlerini yaşaması için enflasyonist ortamın sona ermesi gerektiğini sözlerine ekledi. Konut kredisinin önemli olduğunu vurguladı. Konutun eskisi gibi hareketlenebiliyor olması için mutlaka konut kredisiyle ilgili bir hamle gelmesi gerekiyor. Onunla beraber ancak piyasanın hareketlenebileceği düşünülüyor ama şu ekonomide, şu şartlarda, yani 50 ile 51 ile mevduat toplayan banka size haliyle 25 ile 30 ile para veremeyeceğine göre öncelikle onun düşmesi piyasayı yumuşatacaktır. Başka türlü olmaz şu dönemde. Ya genel zaten istatistik rakamlarına falan da baktığımızda %68'di genel düşüş 2022-2023 kıyasında. Dediğim gibi bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi hem ciddi bir enflasyonist bir ortamın oluşması hem de konut kredisi. Konut kredisi olmayınca bizim işler yavaşlar. Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen yarım saat denizde yüzdü. Çevredekilerin ilgiyle izlediği Gümüş, İstanbul'da yaz kış demeden denize girdiğini belirterek "Yüzmek iyi geliyor, soğuk insanı çok rahatlatıyor" dedi. Ordu'nun Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen denizde yüzdü.
İstanbul'da özel bir firmada çalışan Doktor Cemal Gümüş, hava sıcaklığının 9 derece olduğu ilçede denize girerek yaklaşık yarım saat yüzdü. Çevredekilerin ilgiyle izlediği Gümüş, İstanbul'da yaz-kış demeden denize girdiğini belirterek yüzmek iyi geliyor, soğuk insanı çok rahatlatıyor diye konuştu. Yüzmek iyi geliyor, soğuk su insanı çok rahatlatıyor. 2017'den beri yaklaşık 7 yıldır yüzüyorum. Cemal Gümüş, 2017'den bu yana çeşitli yüzme organizasyonlarına katıldığını ifade ederek yarıştan ziyade hobi amaçlı yüzüyoruz, finali görmek bize yetiyor ifadesini kullandı. Eğitimlerini aldım, havuzda yüzüyoruz, havuzda eğitimlerimizi alıyoruz. İşte boğaz, kıtalar arası boğaz yarışlarını yüzüyoruz. Kıtalar arası geçiyoruz. Ödülden ziyade eğlence bizim için. İyi yüzücüler var. Biz finişi görmek yetiyor. Bu aylarda denize girdiğini, görenlerin şaşırdığını anlatan Gümüş, dışarıdan bakıldığında ilginç karşılandığını ancak kendisi için keyifli olduğunu sözlerine ekledi. Şaşırıyorlar tabii. Dışarıdan bakınca manyak mısınız diyorlar. Dışarıdan bakınca kadar manyaklık gibi gözüküyor ama bu da bir keyif, eğlence. Alışınca da keyifli hale geliyor. İstanbul'da yaşıyorum ben. Yaz kış yüzüyoruz biz Saraybolu'nda, Suadiye'de. Sabahlar yüzükürse işe gidiyorum. Hafta sonu da yüzüyoruz. Ordu'nun Ünye ilçesinde dünya evine giren çift, düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama hediye etti. Ordu'nun Ünye ilçesinde dünya evine giren çift düğünlerinde davetlilere nikah şekeri yerine sahipsiz hayvanları beslemeleri için mama hediye etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, Gıda Mühendisi Gülşen Aylin Köse ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin buradaki nikahınıysa Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıydı. Kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın. Sahipsiz hayvanların kış şartlarında unutulmamasını isteyen çift davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması verdi. Damat Yıldırım hem sosyal hayatta hem de mesleği gereği sahipsiz hayvanları ve doğadaki canlılarla her zaman iç içe olduğunu söyledi. Zaten mesleğim gereği hayvanlarla iç içe tedavisiyle ve bakım ve rehabilitasyonuyla iç içe olan bir insanım. Yani toplumumuzun dikkatini çekmek istedik. Yıldırım düğünlerinde nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtma kararı aldıkları tüm insanları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz dedi. Zaten boş kaldıkça biz müstakbel eşimle birlikte hayvanları besliyoruz. Tüm insanları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Gelin Köse ise doğa ve hayvanları çok sevdiklerini dile getirerek mamaları davetlilerimize dağıttık. Eşimle birlikte bu mamaları dağıtarak sokak hayvanlarımıza destek olmuş oluyoruz ifadelerini kullandı. Doğayı ve hayvanları çok seviyoruz. Böyle bir farkındalık var. Biz de şimdi karar aldık ve misafirlerimize bu mamaları dağıtarak onlara destek olmuş oluyoruz. Köpeklerimize bu mamalardan verelim. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Gece bülteninde görüşene dek hoşça kalın.